İnsan ve Anlam. İyi akşamlar sayın TRT Radyo 1 dinleyicileri. Bir İnsan ve Anlam'la da yine sizlerle birlikteyiz. Sürekli dinleyicilerimiz çok iyi bilirler ki her hafta önemli bir konuyu ve ilgi çekici bir kavramı ele almaya çalışıyoruz. Bu hafta da önemli bir kavramı ve çok gündemde olan bir kavramı ele alacağız ama bu haftaki yayınımızın daha başka bir özelliği var. Çünkü binlerce kilometre öteden bir konuğumla bugün konuşacağım. Kendisi Amerika'da, Kaliforniya'da ve Türkiye'de çok meşhur olan bir yerde, Silikon Vadisi'nde bizim konuğumuz oldu. Kendisine öncelikle Türkiye adına çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konuğum Şahin Boytaş. Şahin Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Açıkçası biliyorsunuz ben pek çok yerde konuşmaya katılıyorum ama bu insan ve anlamın girişimcilik tarafını konuşacağım için gerçekten çok heyecanlıyım. Yani normalde hiç heyecanlanmam. Gerçekten çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bir de tabii sizin gibi yani konusunu uzman, derinleşmiş bilim insanıyla da konuşmak için açıkçası çok heyecanla, sabırsızlıkla bekliyorum. Estağfurullah. Evet, bugün girişimi konuşacağız, girişimciliği konuşacağız. Fakat bu girişimcilik Türkiye'de doğru mu anlaşılıyor, yanlış mı anlaşılıyor? Oturduğu yerden para kazanmak isteyen, hemen kısa dönemde birkaç yıl içinde hatta birkaç ay içinde zengin olup daha sonra hayatı boyunca bu parayı harcamak isteyenler girişimciliği kendilerine hedef olarak görüyorlar. Ama siz başarılı bir girişimcisiniz ve bunun adeta merkezinde dünyanın en önemli teknoloji merkezi olan ve bir eşi benzeri de olmayan bir yerdesiniz. Silikon Vadisi deyince aklımıza büyük teknoloji firmaları, sosyal medya firmaları, büyük isimler geliyor. Trilyon dolarlık bütçeleri olan ve hepimizin bir şekilde dünyamıza girmiş olan isimler var. Şimdi siz hem Türkiye'yi çok iyi bilen hem de Amerika'da önce doğmuş, daha sonra Türkiye'ye gelmiş, daha sonra tekrar Amerika'ya gitmiş ve buranın kültürüne de hakim biri olarak girişimciliği tanımlarsanız en azından Türkiye'de yanlış bilinen şey ne ve girişimcilik ne değildir? Nedir diye başlamak istemiyorum. Girişimcilik ne değildir? İşi biraz tersinden başlayarak sormak istiyorum. Buyurun. Çok müthiş güzel bir soru ama bu açıkçası sadece Türkiye'nin sorunu değil. Yani dünyanın da bir genel bir sorunu. Çünkü siz manşetleri görüyorsunuz. Bir tane firma daha karı yok, milyarlarca dolar değer oluyor. Daha ürünü yok ortada, yüz milyonlarca dolar yatırım oluyor. İnsanlar da tabii doğal olarak hevesleniyor. Yani bu bırakın, yani Türkiye'yi Amerika'nın içinde bile anlaşılan konu değil. Yani Silikon Vadisi'nde derler 50 mil dışarı çıktığınızda bambaşka bir dünyaya sahipsiniz. Yani sadece buranın Silikon Vadisi kültürü diyeyim, yani Silikon Vadisi'nde olan ve o kültüre sahip olan insanların böyle biraz anladığı bir şey bu. Ben hep şey olarak bunu söylüyorum, yani dünyada bir tane Hollywood var, ikinci Hollywood'u yapamazsınız, ikinci Silikon Vadisi'nde yapamazsınız. Girişimcilik bir meslek değil. Yani hep böyle şey gibi oluyor. Ben girişimci olacağım diye girişimci olunmaz yani. Evet. Bu tamamen insanın içinde olan mesleğini ürünleştirip eğer iyi ürünü pek çok insana satmak ve hem hayatın anlamının arayışı, çünkü o ürün yapmak ve hayatın, işin bir araya geldiği zaman insan girişimci olur. Ve ne olursa olsun koşullar, destek olur, olmaz, yatırım olur, yatırım yapmaz. Bunu da sıfır kaynaktan, milyonlarca dolar kaynak arasındaki yolda da savaşçı ruhu olup, yani mücadeleci ruhu olup, sıfırdan o noktaya gelebilecek yolu da çizmek gerekiyor. Yani girişimci olmak için işinde iyi olman lazım, parayı bilmen lazım, insanlara inandırman lazım, insanlardan bir şey istemeyi bilmen lazım, ekip kurmayı bilmen lazım, finansı var, muhasebesi var, tanıtımı var, büyütmesi var, marketingi var. Yani tek başına olan da bir şey değil. Yani yüzlerce belki konudan orta üstü bilmeniz gerekip bunların hepsini birleştirip ve baştan sıfırdan biri yaparken de binlerce acı çektiğiniz bir şey. Şimdi girişimi yaptınız, bir ürün ortaya çıkarttınız, bu artık iş olmuş oluyor. Normal işle teknoloji startup'ın arasındaki farkı size anlatayım. Bu işte bilinmeyen bir şey. Normal işle, fabrikayla, esnaflıkla, teknoloji girişimciliğin farkı şu. Siz yazılım yazdığınız zaman, bir ürün ortaya çıkarttığınız zaman bunu deliler gibi büyütebiliyor musunuz? Milyarlarca insana ulaşabiliyor musunuz? Ve baktığınız zaman tarihte hiçbir düşünce, hiçbir din bile belki
bir insana, milyarlarca insana bu kadar hızlı yayılmıyor. Ve bu süreç her zaman artmaya başlıyor. Bakın mesela televizyonu görüyoruz. Televizyon işte hatırlamıyorum rakamları, uyduruyorum şimdi. 30 yılda milyon kişiye ulaşmış. Telefona bakıyorsunuz işte 6 ayda sürmüş. İşte iPhone'a bakıyorsunuz milyar kişiye ulaşması şu kadar zaman almış. İşte şeye bakıyorsunuz, TikTok uygulamasına bakıyorsunuz en hızlı milyara ulaşmış. Neden? Çünkü onun arkasında önceden milyara ulaştırmış insanlar var. Ve o kadar çok, yani bugün şimdi Facebook'a örnek alalım. Facebook'un ilk başladığı zamanla şimdikiyle hiçbir alakası yok değil mi? Ama binlerce insan gece gündüz çalışıyor, gece gündüz buluyor. Bunu biz nasıl insanlara daha çok zaman geçirtiririz? Düşünüyorlar ve bunu rekor zamanda milyon, 10 milyon milyara çıkarıp rekor zamanlarda milyon dolar ciroya, ARR deniyor buna, annual recurring revenue, düzenli üyelik gibi, nasıl biz bunu milyona çıkarız, 10 milyona çıkarız, 250 milyona çıkarız, milyar dolara çıkarabiliriz ve bunun sistemlerini de yapılarını da onlarca kere kurmuş binlerce insan var Silikon Vadisi'nde. Ya bir kültür, bir kültürel ciddi bir ortam da var. Ciddi bir grup var. İşte girişimcilik, yani sizin içinizde ben bir ürün yapacağım, yani nedir o? Bir papatyayı alacağım, papatya yağı satacağım. Eğer bunu siz doğru bir model bulursanız 10 milyon insana satabilirsiniz. Basit bir model bulursanız bir tane ufak bir dükkanınız olur, o ufak dükkanda satmış olursunuz. Aradaki fark bu. Ama o insanın içinden başka insanların fayda görebileceği bir ürün yapma aşkı aslında bu. Basitçe. Siz ama ürününüz, kimi ürün 10 bin kişi kullanır, kimi ürünü milyon kişi kullanır. Ama bazen bazı insanlar, işte bu işin sanat kısmı bu. Başladığınız zaman zaten 100 kişi kullanıyor ürünü. Sonra öğreniyorsunuz, ben bunu nasıl 1000'e çıkarabilirim? 10 bine nasıl çıkarabilirim? 100 bine nasıl çıkarabilirim? Milyonlara nasıl çıkarabilirim diye oluyor. Eğer product market fit deniyor buna. Ürün ve ihtiyaç ve yüz binlerce insanın ihtiyacı birebir tutmaya başladıysa uçup gidiyor. Biz neden bugüne kadar video konferans yapamıyorduk adam akıllı? Çünkü Zoom yaptı bunu. Yani evet. Zoom herkesten iyi, buna 10x diyorlar. 10x product yaptı ya. 10 kat daha iyi çalışan bir ürün yaptı. Bugüne kadar kimse yapamadı bunu. İşte zaten bunun sanatı bu. Yani onlarca firma deniyor ama Zoom böyle bir şey görüyor ki, var nedeni de aslında Zoom'un bu kadar iyi olmasının. Teknik olarak yapan birisi diyor ki, ya ben bunu bu mimaride, bu yapıda kuracağım. Başta kendi yazıyor kodu. Yani bilgisayar kodunu genelde kendi yazıyor insanlar. Ben çoğu şirketin ilk kodlarını ben yazdım başta. Yani sizin mesleğinizde girişimci olmanız için çok iyi bir meslek erbabı olmak lazım başta. Ve onu bir ürünleştirip insanların fayda alacağı bir ürün görüp bunu devamlı geri bildirimle geliştirip bu zaman iş sahibi oluyorsunuz, para kazanabiliyorsunuz. Eğer kendinizi döndürebilirseniz de karlı bir işiniz oluyor. Yatırım alabilecek iş nedir? Siz bunu sıfırdan milyar dolara ne kadar zamanda çıkarabiliyorsunuz? Ve bunun hissiyatını, inancını görürse yatırımcılar da diyor ki ben bunun bir parçası olmak istiyorum diyor. Bizim gibi şey değil yani, girişimci olacağım dersen elinde hiçbir daha altın bileziğin yok. Neyi satacaksın? Ne ürününü satacaksın yani? Oradaki olay bir servisi ya da ürünü satabilmekte. Aslında girişimci demek bu. Yani bu ilk önce bir ihtiyaç bulunacak veya yapılabilecek olan bir fikir, bizim kabiliyetimiz, yaratıcılığımızı göstereceğimiz bir konu ortaya çıkacak. Daha sonra bunu yapanlarla birlikte oturup çalışacağız. Daha önce yapmışların hatalarından da örnek alacağız. Çıraklık, kalfalık, ustalık, hatta usta olduktan sonra bile başarısızlığa da tahammül edebileceğiz. Çünkü bizim başarısızlık kültürümüz yok. Yani düştük mü herkes de vuruyor. İşte biz sana demiştik, yapma demiştik, bir tane SSK'lı iş bulsaydın, girseydin oraya, işte devlete kapağı atsaydın gibi bir şey var. Ama bunun için de insanların önce ne yapmak istediklerini bilmesi lazım ve etraflarında bunları sosyal olarak da ben ne yaparsam gider cevabını bulacakları bir ürün ortaya koymaları lazım. Bill Gates'in kayar ekranların telefon boyutlarını uğraştırırken normal bir insanın elinde cep telefonunu tuttuğunda baş parmağıyla ucundan altına, yani normal bir insanın fiziksel boyutlarını bile
adeta bir fizyoterapist gibi hakim olmanız lazım. Veya ne istiyor? Standart bir bilgisayarda ne gibi sorunlarla karşılaşıyorum ki bu sorunlarla karşılaşan insanlara ben cevap vereyim? İşte belki olağanüstü zengin olan insanların gördüğü şey bu. Yani bir anlamda aslında en güzel yemeği yapmak için çarşı pazar, sent pazarında dolaşan gurmeler gibi bir şey aslında girişimcilik. Aynen öyle. Çok güzel bir örnek analoji verdiniz. Onu ama 100.000'le çarpın. İşteki zorluk bu. Ve bunu sıfır kaynakla yapmanızı bekliyor herkes. Çünkü her zaman kaynağınız sahip olduğunuz ve gitmek istediğiniz noktanın çok altında. Ve gerçekten aklınıza gelebilecek, yani şimdi Instagram'ı insanlar kullanıyor, Zoom'u kullanıyor ama ya bunun altında dünyanın en iyilerinden onlarca insanın gece gündüz çalışıp dünyada hiç yapılmamış şeyler var. Mesela bakın Instagram ne yaptı? Her kötü fotoğrafçı iyi fotoğrafçı yaptı. Filtreleri yaptı. Hı hı. Bu iPhone 4'ten önce mümkün değildi. iPhone 4 çıktı. Bunu Instagram'ı yapan çocuklar dedi ki ya bilimsel bir makale var, filtre yapabiliyor. Ama bilimsel makale böyle 10 piksele 10 piksel yapabiliyor filtreyi. Hı hı. Ben nasıl onu alacağım? Bu telefonun yeni A4 çipi vardı Apple çıkarttığı zaman. Nasıl bunu A4 çipinin yeni özelliklerini kullanırım? Ve ben bu bilimsel makaleyi nasıl alırım da filtre haline getirebilirim? İlk onu yaptılar. Bakın ne kadar çok şeyi görmeniz gerekiyor. Ve o sırada belki onu yapan yüzlerce insan vardı. Onun üzerine sizin orada yaparken onu büyütme, insanların ilgisini çekme, insanların ilgisini çekebilecek şeyleri yapma, insanların birbiriyle paylaşabilmesi, daveti kolaylaştırabilmesi. Bakın orada o kadar milyonlarca fikir, karar ve her yaptığınız kararın okun hedefe vurması gibi bir santim değiştiriyorsunuz, şirketi batırabilir. Bu yüzden çok teknoloji girişimciliği çok büyük bir sanat ve yaptıkça öğrenilen bir şey. Çok güzel bir şey söylediniz. Ben onu böyle üzerine bir gitmek istiyorum. İnanılmaz çok başarısız olmanız lazım. Bunu nasıl yani, altından kalkıyor insanlar? Sürekli başarısız olup yani psikolojik olarak nasıl bunun altından kalkıyorsun? Çünkü yanlış anlatılıyor. Bize gösterilen şey İşte Dubai'de bence iğrenç, apartmanın tepesinde fotoğraf çeken, araba sahibi olan, zenginliğe ulaşmış adamı son nokta olarak gösteriyor. Öyle bir şey değil ki. Hmm. Benim işte 8. firmam bu. 8 tane firma kurdum. Orada baksanız ciddi olarak belki 5 tanesi büyük başarısızlık. Ve bunların içinde o kadar çok başarısız. Yani başarı ve başarısızlık her zaman beraber zaten. Şöyle bir şey yok ki, bizim insanımız hep şöyle bir şey merak ediyor. Hangi seviyede olursanız olun, açıkçası milyar dolarınız olsun cebinde, o adamın derdi de var. Devlet parasını el koyabilir, batabilir, borsada batırabilir, yaptığı yatırım hatalı çıkabilir. Aslında insan derdi kadar başarısı var. Yani insan hedefi ne kadar büyükse ve ne kadar büyük hedeflere gidip, ne kadar çok insanı etkileyip, ne kadar çok bir şey yapmaya çalışırsa aslında derdi de o kadar büyüyor. Ya bakar mısınız, yani Mark Zuckerberg'in iyi insandır, kötü insandır. Bu ayrı bir dava. Ya bu çocuğun başına gelenleri, ne kadar büyük streslerin altından geçtiğini, ne kadar zorluklar, ya insan diyor ki milyar dolarım olsa ne olur, ben kurtulayım bundan der yani. Evet. Bu kadar kötü haber, bu kadar hadi bizim kültürümüzde nazar, bu kadar küfür, kim dayanabilir buna yani? Her dakika insanlar şey zannediyor bunu, böyle başarı bir dakikada geliyor. Silikon Vadisi gibi yerlerde kimseye tahammül yoktur, kimseye acıma yoktur, kimseyle duygusal bağ yoktur abi. Bakın Amazon'un CEO'su 20 yıl kar etmiyor. O adam her yönetim kurulu toplantısına girerken içinde beni atacaklar korkusu var. Adam şu anda milyar dolar sahibi oluyor. O milyar dolar sahibi olana kadar kaç kere işten atıyorlardı Jeff Bezos'u? Kaç kere Elon Musk'ı dediler, bu adam bu işi yapmasın dediler. Yani şey gibi olmak lazım, bu sağır kurbağa fıkrası vardır. Yani zaten size her zaman kötü şey söyleyecekler. Hı hı. Her zaman başarısız olma ihtimaliniz var. Bu girişimciliğin en önemli özelliği, sürekli yeni bir şey yapıp test edebilen bir yapınız olması lazım. Onlarca ürün çıkarıyorsunuz, onlarca ürünün 9'u yanlış. Yanlış hata oluyor. Yani her zaman hayatınızın herhangi bir noktasını fotoğraf olarak aldığınız zaman başarısız olduğunuz şeyler başarılı olduğunuz şeyin belki onlarca katı.
Ve bu her zaman gelecek. Bazı işlerde iyi yapacaksınız ama bir sürü işi kötü yapacaksınız. Zaten işin sanat kısmı bu. Yani biz şey gibi düşünüyoruz. Çünkü bize hep şey veriliyor. Bir işi yaptım, başardım, emekli oldum mantalitesi var yani. öyle bir şey yok yani. Zirvede işte bırak. Zirvede bırak. O yüzden de neden Türkiye'de olmuyor? Belki bundan olmuyor. Bu kadar bak milyar dolarlık insanlarla görüştüm ben. Bir sürü 400-500 tane yatırımcıyla görüştüm. İçlerinde 100 milyonlarca dolar varlığı olan insanlar var. Ya o adama siz zengin demezsiniz. Adamın şoförü yok. Adamın kıyafeti düzgün değil. Adam sizle böyle lüks bir yerde buluşmuyor. Ve adamın kafasında şöyle bir şey yok yani. Aman ben gideyim bina alayım, emekli olayım, böyle bir şey. Yani çünkü neden? İnsanlar çoğu orada sevdiği işi bulmuşlar. Sevdiği işi bulduğu zaman yapıyor. Para da kazanıyor. Hı-hı. Sevdiği işi daha çok yapmasına neden oluyor. Tabii ki buradaki insanların bazı sapkınlıkları, azgınlıkları, sapıklıkları vardır. Para olunca adam belki bir araba materyalist arzuları mutlaka vardır insanların. Türkiye'de de var sonuçta, her yerinde var. Tabii ki buralarda kesinlikle daha fazladır bu. Şimdi bir de artık üretici insanların ekonomisini yaşıyoruz biz. İşte podcast yapanlar, aradaki aracıların kalktığı bir dünya yaşıyoruz biz. Hı-hı. İşte bankalar değişiyor, sağlık sistemleri değişiyor, yazılım teknoloji de böyle. Arayı kaldırmak aslında olay. Yani evet, arada olan her şeyi kaldırıp direkt müşteriye. Şimdi mesela bakıyoruz ne kadar güzel bir dünyaya geldik. Siz bir içerik yapabiliyorsunuz, YouTube'a koyuyorsunuz, binlerce yere koyabiliyorsunuz, insanlarla ulaşabiliyorsunuz. Eskiden 10 sene önce sadece bir tek şey vardı. Evet. İnsanlar sadece üniversiteden eğitim alabiliyordu. Şimdi artık bütün eğitim açıldı. Yani hı-hı, aracılar ve kurumların yok olduğu, insanların ve ürünün birleştiği bir dünyaya geçiyor. O yüzden de binlerce fırsat doğuyor. Ama bu başarılı başarı. Bana soruyorlar, nasıl geldin bu noktaya? Abi diyorum, milyonlarca başarısız hata şey yaptım. Artık diyorum ki eşeği bağlasın, öğrenir yani diyorum. Peki bu başarısızlık sırasında nasıl ayakta kaldınız? Yani milyarlarca dolar zarar eden insan işte 20 sene zarar etti, daha sonra kazanmaya başladı. Veya siz o Silikon Vadisi tabiriyle paraları yakarken nasıl ayakta, ne yediniz, ne içtiniz? Faturaları nasıl ödediniz? İşte hepsi sanat eseri abi. Yani hepsi sanat eseri gerçekten. Bak benim mesela Muvilala'da ben 4 kere batıyordum. 4 kere paramız yoktu. Önümüzdeki ayı ödeyecek imkanımız yoktu. Bazı zamanlar, çoğu zaman insanlara ödeyemediğimiz oldu. Kiramı ödeyemeyeceğim defalarca zamanım oldu. Bugün sıfırdan milyar dolara olmuş. Self-made deniyor buna. Kendi kendine yapmış insanlara baktığınızda abi herkes sıfırdan başlamış. Hmm. Yani kimseye para vermemişler yani. Çoğu insan diyor ki hayatındaki en kötü şey çocuğuna para bırakmak diyor. Çünkü mücadeleci ruhunu alıyorsun işin içinden. Ben mesela ilk San Francisco'ya gittiğimde bir baktım çok pahalı yemek. Ne yaptım? Meetup dedikleri şeyler var. Şirketlerin ürünlerini anlattığı, işte insanlarla böyle yazılım günleri yaptı, öyle diyelim. Yazılım günleri, ürün günleri, yaptığı bir şeyi tanıttığı. Mesela fark ettim ki Series B yatırımı almış, yani 10 milyon, 50 milyon dolar yatırım yapmış firmaların yemekleri güzel oluyor. Ben neredeyse bir yıl orada yemek yedim mesela. Yani. Devamlı şey, intermediate fasting modunda, günlük oruç diyeyim hani Türkçe'ye çevirelim. Öyle yaşadım. Neden? 5000 dolarla gitmişim Amerika'ya yani. Ne babam daha çok para vermiş, ne amcam para vermiş, ne başkası para vermiş. Şimdi siz orada gideceksiniz bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz. O yüzden işte arkadaşınızı buluyorsunuz. Gittiğimde kimseyi tanımıyordum. Sonra bir arkadaşım çıktı. Onu fark ettim orada, buldum. Onunla takıldık. Böyle bir devamlı bir zaten Steve Jobs'ın dediği müthiş güzel bir şey var. Yani diyor ki stay hungry, stay foolish. Aç kal, aptal kal diyor. Hmm. Ve gerçekten böyle bu yani. Hani diğer türlü her sonuç insanı çok kolay başarısızlığa götürebilir. Hele böyle hyper growth, çok hızlı büyüyen işlerde böyle durup ah biz büyüyoruz dediğin anda öyle bir rahatlama hissi gelse bitti o firma. Ben mesela bizim işte son şirketi sattık bir firmaya. Ya bu kadar, ya tamam mesela Apple, ya sen 50 milyar dolar ciroya ulaşmışsın, bir dur ya, bir rahatla ya. Hı. Öyle değil, ne yapıyor investorlar, neden Çin'de değilsiniz diyor. Hı. Neden bu telefonu daha çok satamadın diyor. Tim Cook da şey demiyor, ya Allah belanızı versin kardeşim, 50 milyar dolar ciroya yapmışım, Allah'ın, Allah'tan belanızı mı istiyorsunuz? Yiyelim bu parayı demiyorlar. Demiyor, adam da diyor ki yok haklısınız, yeni ürün ya. Onlar da o kadar normal görüyor ki bunu. Çünkü bu böyle. Yani bugün Steve Jobs kaç kere işinden oluyordu? Hatta attılar bir kere de zaten. Evet, kendi şirketinden atıldı. Kendi şirketinden atıldı. Yani burada her zaman işte ne var biliyor musunuz? Siz kafanızda bir ürün var.
o ürünü yapma aşkıyla yanıp tutuşması lazım insan. İşte o zaman sonuç ne olursa olsun, zorluk ne olursa olsun, insan o yolda devam ettikçe gece gündüz çalışıp imkanları bulup panik olmadan rahatça, evet biz bunu çözeceğiz, çözüm odaklı, evet nedir problemimiz, şu var. Ya ben mesela çok seferler mesela LinkedIn'den birisi mesaj attı bize. Ayın 26'sı mıydı, 27'si mi neydi? Kirayı ödeyemiyoruz yani. Ama biz o sırada investor arıyoruz, yüzlerce mail atıyoruz, insanlara ulaşıyoruz. Bir şey bulmak için de çalışıyoruz. Adamın biri LinkedIn'den mesaj attı. Dedi ki ben son 1000 dolar yatırım yapmak istiyorum dedi. Ya LinkedIn'den ya bizi tanımıyor bile, görmüyor bile. Biz de gittik safe note'u gönderdik, 10 bin dolar aldık. Bunun gibi hayatımda o kadar çok ucundan döndüğüm olaylar oldu ki ucundan dönemediğim de oluyor. Peki o böyle zaman, bir para geldiğinde o parayı gönderen kişi sizin şirketinize ortak mı oluyor? Burası çok ilginç bir şey. Ben bunu bazen anlattığım zaman diyorlar ki ya bu işte eski Arabistan'da olması gereken hakiki yatırım mantığı diyorlar. Silikon Vadisi'nde belli bir noktaya gelene kadar hiç kimse ortak değil. Bu çok kafa yakıcı bir konu. Boşa mı gidiyor 10 bin dolar mesela? Evet. Ortak değil çünkü daha. Şöyle yapmışlar. Eğer ortaklık çok ilginç bir kavram. Demiş ki insanlar öyle bir şey olmuşlar. Biz ortak edersek o süre çok zor. İşte imzalar gerekiyor. Hissedar olmanın bir sürü getirdiği zorluklar var. Hem girişimci için çok zor. Bir de daha adamın ürünü başarılı olup olmayacağı belli değil ki. Ürün daha başarılı değil. Niye ben ona şirkete ortak olayım ki diyor. O yüzden bütün startuplar seed stage'de tohum aşamasında fikre borç olarak yatırım alıyorlar. Yani safe note convertible note deniyor bu kavrama. Yani o da şöyle borço. Ben sana 100 bin dolar veriyorum. Yarın öbür gün değerlemen 5 milyon dolar olacak diye cap deniyor ona. 5 milyon dolar cap koyuluyor. Bu 100 bin dolar yarın öbür gün sen price round, yani sana birisi gelip gerçek bir değer biçtiği zaman hisseye dönüştürme sözü veriyorsun insanlara. Ya o kadar akıl almaz bir güven sisteminin olması lazım ki. Ya gerçekten bir kağıt parçası, iki sayfalık bir kağıt parçasına insanlar milyonlarca dolar, çok başarılıysanız milyonlarca dolar yatırım alabiliyorsunuz safe note'la. Bu bizim zaman, esnaf kültürümüzde var. Sözüm senettir diyor adam. Sözüm senettir gibi ve başarısız olursam da benim param yanar. Riske giriyor. Yani aslında baktığınız zaman bizim Anadolu kültüründe, tasavvuf kültüründe yatırım budur. Yani sen o parayı ya veriyorsun esnafa, o adam başarılı da olursa o parayı size geri vermekle mükellef. Eğer başarısız olursa sen onun çünkü yoluna yoldaş oluyorsun. Yani yoluna bir parça oluyorsun. Girişimciliğin bence çok ilginç bir şekilde başarılı olan, Silikon Vadisi'nde başarılı yapan çok ince bir noktası. Türkiye'de yatırımlar hala ortaklık modelinde yatırım alıyor insanlar. O yüzden de yok notere git, yok bilmem neye git, yok anonim şirket kur falan, iğrenç bir noktaya geliyor. Burada öyle değil. Burada bütün, yani şöyle söyleyeyim, 99.9 startup borç karşılığında yatırım alıyor ve hiçbirinde faizi yok. Safenote'da faiz de işlemez. Convertible note vardır, onda faiz olur. O değişti ama faizsizdir. 100 bin dolar veriyor. Batırırsanız batırdınız. Yani hiçbir zorunluluğu, hiçbir karşılığı yok. Ama yarın öbür gün şirket başarılı olmaya başladı. Büyük bir yatırımcı geliyor. Diyor ki senin değerin 10 milyon dolar diyelim, daha basit olsun. 3 milyon dolar koyacağım. Senin şirketin %30'unu alacağım. O zamana kadar da böyle borç aldığınız işte diyelim yarım milyon dolar var. O paraların hepsi hisseye döner. Çok ilginç bir kavram. O zaman bu faiz meselesi aslında çok ilginç bir şey. Biz Türkiye'de bir faiz çıkmazı içinde. Bir tarafta enflasyon, bir tarafta faiz, ama Amerika şimdi dışarıdan bakıldığında kapitalizmin kalesi, sanki insanların böyle faizlerle para kazandığı bir şey. Ama sizin mesela diğer videolarınızda da gördüğüm gibi siz orada diyorsunuz ki faiz Amerika'da yok. Dolayısıyla insanlar yatırım yaparak para kazanıyorlar. Yatırımlarını da başkalarının girişimlerine destek vererek yapıyorlar. Ama bu uzun vadede kazanılan bir para. Ama belki de Amerika'yı birçok olumsuz özelliklerine rağmen ayakta tutan ve dünyanın hala en büyük ekonomisi haline getiren özellik de bu. Yani biraz sabır, biraz da güven. Uzun vadeli düşünme. Ben yani şimdi tabii faiz artık politik bir konu oldu Türkiye'de, dikkat etmek lazım, ama ben faizin çok kötü bir şey olduğunu neredeyse 10 yıldır söylüyorum yani. Şimdi faiz olunca ne oluyor? Ya
Adam bir şekilde para kazanmış. Ya çalışma, çalıştırmasına gerek yok ki. Bankaya veriyor parayı, leverage yapıyor. Faiz her zaman enflasyonun üzerinde değil mi? Evet. Enflasyon diyelim %10 olsun. Banka %15 versin. %5'le yaşarsın yani. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. O para nereden çıkıyor? Birisi borcunu ödeyemediği için o parayı alıyor banka, değil mi? Yani birileri seni yaşatmak için batmak zorunda kalıyor. Ve milyon dolara olan adam da, milyon TL'si olan adam da ne yapacak? Bankaya koyuyor parasını. Amerika'daki adam işletmek zorunda. Banka veriyor 0.1 ya. Faiz 0.1 bankalarda, bir dalga mı geçiyorsun yani? Böyle 3 sent para geliyor. Bir de şimdi benim mesela az bir param var, çok az ama yani. Bankada duruyor, faizli bir şey de var. Gelmiş 3 sent, tamam mı? Bakıyorum size geçen 3 sent gelmiş. Bir de onu ben vergi dairesine, IRS'e bildirmekle uğraşacağım şimdi. Bir de onun formunu gönder. Yani hani aldığım faiz formu göndermekten daha, formu göndermek daha maliyetli zaman olarak. O zaman ne oluyor? İnsanlar işe yatırım yapmak zorunda kalıyor. Borsaya yatırım yapmak zorunda kalıyor. Firmalara yatırım yapmak zorunda kalıyor. Sistem o kadar büyüyor ki o yüzden. Çünkü borsaya binlerce insan yatırım yaptığı zaman şirketler, benim bir sürü insan bana yatırım yaptı. Benim düzgün iyi hareket etmem gerekiyor. Daha çok çalışmam gerekiyor. İnsanlar ne yapıyor? İş arıyor. Ama bu nasıl başlıyor her zaman? Güvenli yatırım araçlarından riskli yatırım araçlarına kayıyor. Yani insanlar diyor ki, kimi insanlar direkt risk alabiliyor, kimi insanlar direkt risk alamıyor. Ama ortalamada en riskten en az riskliye göre hareket ediyor para. Ne yapıyor o zaman? Faizle gelir yapamıyoruz. Diyor ki ya ben bir kısmını borsa yatırayım, bir kısmını altına yatırayım diyor. Bir kısmını şuna yatırayım diyor. Devlet fonu bandına yatırayım diyor. Türkçesi tahviline yatırayım. Diyor ki kaldı 50 bin dolarım, ne yapayım? Startuplara yatırayım diyor. Batsın o para diyor. Yani bu sistem böyle çalışıyor. O yüzden Amerika'da bakın gerçekte enflasyon var. Yani yok değil. Yani bir markete gittiğiniz zaman ben hatırlıyorum, bir kahvenin fiyatı arttı. Ben bunu gözümle gördüm. Şu anda fiyatı arttı mı? Arttı. Ne yapıyor Fed? Reddediyor resmen bunu yani. Diyor ki kardeş doğal, yani ben bankadan para kazandırmak istemiyorum sana diyor resmen adamlar. Yani gerçekteki faiz olmasıyla bankanın faiz vermesini bağımsızlaştırmışlar. Yani biz şey gibi düşünüyor bizim, ben böyle okuyorum tweetleri, reel enflasyon olması, devletin o enflasyonu sana vermek zorunda olmasına Amerika'da uymuyor. Yani Amerika'da yok Fed, biz bu faiz geçici kardeşim diyor. Olabilir %20 beni ilgilendirmiyor. Çünkü senin boş yere bankadan para kazanmanı istemiyor. Çünkü faizi bir arttırırsa milyarlarca dolar oraya kayıyor. Milyarlarca dolar kayacak. Milyarlarca dolara kayınca bir sürü insanın emeklilik fonu var, bir sürü insanın startup'ı var, bir sürü binlerce yatırım var. Niye insanlar yatırım yapsın ki faiz varsa? Koyar parasını faize, faiz parası kazanır, yaşar gider. İşte o yüzden Amerika'ya gerçekten bu yatırım kültürünü getiren en önemli şeylerden biri faizin olmaması kesinlikle. Peki sizin belirttiğiniz bir şey var. Mesela yurt dışından, yani Amerika'dan Türkiye'ye geldiğinizde yanınızda konuklarınız da olduğunu, onların şaşırdığı bir şey var. İnsanlar çok kalabalık. Kafeler tıklım tıklım, restoranlar tıklım tıklım. Sanki bunlara başkaları çalışıyor ve para veriyor. Ve benim evet, bazı dostlarımdan gördüğüm kadarıyla işte Silikon Vadisi'nde, Kaliforniya'da, yani dünyanın en ekonomik olarak çok büyük bir bütçesine sahip Kaliforniya eyalet olmasına rağmen, insanlar böyle sokakta boş boş dolaşmıyorlar. Yarın işi olan adam gece saat 11-12'ye kadar bir yerlerde oturmuyor. Bu da bizim girişimcilik kültürümüz açısından bir engel değil mi? Evet, bunun nedeni burada çok ilginçtir. Gerçekten burada bizim Silikon Vadisi'nde bir kafeye gittiğiniz zaman herkes çalışıyor. Yani herkes çalışıyor. Kafede de çalışıyorlar. Kafede de çalışıyor. Herkes çalışıyor. Ya da iki insan bir araya geliyor, ne yapabiliriz? Yani adamın bir ülküsü var, ülkü değil. Bir hayali var, bir amacı var. O amaç doğrultusunda sürekli konuşuyor. Bizim insanımızın ne yazık ki biraz eğitim sisteminin bence bir şeyi, biraz kültürümüzdeki olan bir şey. Yani binlerce nedeni var, onlar ayrı konuşulur ama bizim insanımız bunu bulmamış oluyor daha. Bulmadığı için de adamın işi yok ki. Bizdeki muhabbet de zevkli mi? Tabii ki zevkli. Bakın şimdi daha yeni yeni Amerika muhabbeti keşfediyor. Herkes herkesle ilgili konuşmaktan hoşlanıyor. Bizdeki muhabbet zevkli ama.
Evet. Çünkü bizim muhabbet gönülden gönle. Mesela çok insan şaşırıyor. Ya diyor Şahin 5 saat ne konuştum arkadaşımla? Saat konuştuk biz çok da zevkliydi diyorum Evet. ya. Biz de seviyoruz. Yani oturduğunuzda şimdi ne yapıyor mesela Joe Rogan var. Çok ünlü bir podcaster. 3 saat adamın podcastleri. Millet diyor ki ya asla dinlenmezdi 3 saat diyor. Ama gerçek iki muhabbeti duyuyorsun ve getirdiği insan da işin uzmanı. Tabii ki bizdeki gibi gönülden gönle muhabbet olmuyor ama baya yakın bir muhabbet seviyesi yapıyor. İnsanlar da bunu sevmeye başladı. Yeni tutuyor Amerika'da da. Çünkü burada ben hiçbir arkadaşımla 45 dakikadan bir saatten fazla görüşmedim. Yani bir saatin Toplantılar çoğu ne kadar sürüyor? Mesela bizde 3 saat, 4 saat şirketler toplantı 30 dakika. yapabiliyor. 30 dakikadır en fazla. Yani Oo. mesela özel istektir 45 dakika. Mesela şimdi ben şirketimi sattım bir firmaya giriyorum. İşte normal standart toplantı 30 dakikadır. Ve bakın çok ilginç bir şey. Ben bunu böyle yıllar önce yaşamıştım. Çok şaşırmıştım. Biz işte 3 tane Amerikalı var şirkette o zaman çalışıyor. Ben varım. Tabii bir sürü Türk ekibimiz de var. Her zaman vardı. New York'tan bir satışçı arıyor bizi. Adam bize ya Kaliforniya'da hava nasıl? Nasılsınız? İşte şöyle bizim bakın 2 dakika geçiyor. Yanındaki Amerikalılar saate bakıyor. Ve çok hoş bir şekilde diyorlar ki we have a hard stop. Yani 30 dakika sonra başka toplantımız var. Bir an önce ürünle öğrenmek istiyoruz. Yani muhabbeti kesti. Sadede Evet. geldi yani. Şimdi buradaki çünkü gerçekten bizim kültürümüzde laf olan ve burada Amerika'da olmayan zaman nakittir yani. Bunu o kadar güzel işletiyorlar ki ve o kadar saygılılar ki bu konuda. Ben bunun böyle bazı yerlerde söylüyorum. 1200 tane toplantım var. Calendly diye bir uygulamayla yaptım. Size de galiba gönderdim Evet, Calendly'yi. onunla mesajlaştık sizinle. Ara bir program. Gönder saat seç burada yani. Doğru. Calendly'de de 1200 tane şeyim var benim. Toplantım var. Bakın bir tanesi 1 dakika gecikmedi Amerika'da. Geciktiyse de özür diliyor insanlar. 3 dakika, 2 dakika gecikti. Çünkü zaman nakit. Herkesin bir işi, hedefi var. Herkes bir şey yapma derdinde, para kazanma derdinde. Bizdeki gibi ya ben Erenköylüyüm. Erenköy'de oturuyorum. Geldiğim zaman İstanbul'a Erenköy'de annemin yanında kalıyorum. Ya cadde ağzına kadar dolu 11'de. Siz ne Evet. yapıyorsunuz yani? Ne konuşuyorsunuz? İşte bizim insanımızın en ciddi problemi hani böyle bir oturup kendine kapanıp benim özelliklerim ne? Neleri iyi yapabilirim? Nelerde insanlar beni seviyor? Nelerde başarılı olabilirim? Biz ne yazık ki bize öğretilmemiş. Neden? Benim şuna inancım var. Biz ilkokula giriyoruz, ortaokula hazırlanıyoruz. Ortaokula giriyoruz, liseye hazırlanıyoruz. Biz üniversiteye giriyoruz, pardon liseye giriyoruz, üniversiteye hazırlanıyoruz. Üniversiteye giriyoruz, hayata hazırlanıyoruz. Ya bir bakıyorsun adam her zaman yetersiz. Her zaman bir şeye hazırlanan 20 yıl boyunca neyi pardon 6 yaşından 22 yaşına kadar sen diyorsun ki adama sen hazır değilsin, bilgisizsin, beceriksizsin. Ya bizim tarihimizde kaç tane ilim adamı var, kaç tane padişah var 20 yaşında şehir fethetmişler. Aynen. Yani insanın ergenlik dönemi 13 yaşındadır yani. 13 yaşında sorumluluğu başlar. Biz ama öyle bir eğitim sistemi veriyoruz ki insanlara sen yetersiz, 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 yetersiz diyoruz ki insanlar çıkıyor 22 yaşında. Ya ben iş bulamam, yetersizim, özgüveni yok, sahip olduğu elinde bir altın bileziği yok. İşte yazılımın en güzel özelliği, teknolojinin en güzel özelliği hiç kimseye ihtiyaç olmadan siyah ekranda bir şey yapıp ürün yapabiliyorsunuz tek kişi. O yüzden sistemi içindeki böyle Matrix'teki bir delik aslında. Çünkü başka hiçbir meslek grubunda tek başınıza ürün yapabilmeniz pek mümkün değil. Yani gerçekten çok kaynağa ihtiyacınız var. Yazılımın güzelliği bilgisayarı al, kodlamaya başla, bir ürün çıkart, İnsanlar kullanırsa da para kazanıyorsun. Çok basit bir şey. Siz diğer türlü her tür yatırımda, her tür işte dükkan açman zorundasın, ürün bulmak zorundasın, onun maliyeti var, üretimi var. Çok fazla şey var işte. Zaten yazılımın bu kadar bu yıllarda, bu dünya döneminde bu kadar büyümesinin nedeni kaynaksız yapılabiliyor olması. Amerika'da bile ikinci bir Silikon Vadisi olmuyor. Yani mesela Türkiye'de üniversitelerde teknokentler kuruluyor. Orada işte firmalar, teknoloji firmaları yatırım yapsınlar, teknolojimiz ilerlesin diye. Ama Amerika'da bile Silikon Vadisi'nin bir ikincisi yok. Bildiğim kadarıyla Silikon Vadisi'nin arkasında da Stanford Üniversitesi'nin akademik birikimi var. Oraya getirdiği kültür. Amerika'da başka üniversiteler de var. İşte o Sarmaşık Ligi, Ivy League denen üniversiteler de var. Ama neden diyelim ki Chicago'da ikinci bir Silikon Vadisi, Florida'da ikinci bir Silikon Vadisi ya da New York'ta ikinci bir Silikon Vadisi olmuyor? Bunun çok güzel bizim insanımızda anlayacağı benim çok güzel bir anlatış tarzım var buna.
Çok güzel bir soru bu. Bakın biz Türkiye'de güzel diziler yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Evet. Şahane yazarlarımız, mükemmel yönetmenlerimiz, inanılmaz derin güzel filmlerimiz ve öyle sahneler yapıyoruz ki hüngür hüngür ağlıyor. Daha Amerika'da bir tane dizi çıktı, This Is Us, yeni ağlatıyorlar insanları Evet. yani. Yani tamam 3 saati doldurmak zorunda kalıyor. Bir sürü slow mo koyuyor. Ama ne yazık ki pazarın yönetmene dayatması yani. Yönetmene bıraksan o kadar uzun dizi yapmayacak Evet. normalde yani. Müthiş güzel oyuncularımız var. Yani bizim Türk oyuncuları dünyaya uygun oyuncular. Yani bizim bütün bunlar var. Müthiş motor artık sistemler kurmuşuz. Diziler yapıyoruz artık. Tıkır tıkır. Dünyada adımız var mı? Yeni başladı. Çok şükür. Orta Doğu coğrafyasında, Pakistan'da, Hindistan'da, Güney Amerika'da bayılıyorlar bizim dizilere. Yeni başladı ama. Ama biz bir Hollywood olabildik mi? Olamadık. Dünyada Hollywood'u başka yapabilen var mı? Ya, Bollywood diye uydurma bir şey var ama Hollywood asıl yani. Amerika'da başka bir Hollywood var mı? Yok. Çünkü bu gerçekten bir iklimde kivi yetiştirmek gibi bir şey. Sadece o iklimde yetişiyor. Seram varsa Karadeniz'de kivi yetiştirebilirsin ama maliyeti yüksek ha. Maliyeti yani delilik orada kivi yetiştirmek. Evet. Fındığı gelip Kaliforniya'da yetiştirebilir misin? Doğru, sera içinde yetiştirebilirsin eyvallah ama sera yapman lazım. Silikon Vadisi gerçekten Hollywood'da öyle. Sadece Amerika'da Kaliforniya'da çıkabilecek bir şey. Çünkü bunun sosyolojik, kültürel altyapısı ve oradaki girişimciliğin yaratıcılığının başlaması bile oradan gelmiş. Çok basit. Bu maker deniyor buna. Creator economy maker. Yani yapan adam, yapan insan. Bir şeyleri yapan insanlar. Bakın burada Home Depot denen yerler var. Ya oraya bir giriyorsunuz, onlarca insan ya tahtacılıkla uğraşıyor, ya bahçesiyle uğraşıyor. Adamın garajı var ama. Şimdi Türkiye'de kaç kişinin garajı var? Şimdi Evet. sizin çocuğunuz babanızın bir hobisi, bir uğraşı. Nasıl biz şimdi dizilerde öğrendik işte. Muhteşem Süleyman'ı izlerken onun bir yüzük yapma özelliğini görüyoruz. Evet. İşte ne bileyim Abdülhamit'i izlerken tahta yontmacılık yapıyor. Burada Amerikalıların çoğunun böyle bir hobisi var. E neden? Adamın bunu yapabilecek garajı var. E çocuk onu büyüyor. Devamlı bir şey yapma kültürünü görüyor. Kaliforniya'da ne olmuş bir de? Çok büyük paralar kazanılmış. Kaliforniya tamamen bir sosyal mühendislik başarısı ve ürünü. Demişler ki biz öyle bir yer yapacağız ki insanlara karışmayacağız, insanlara özgürlük vereceğiz. Kurallar istedikleri azgınlığı yapabilir insanlar. Biz insanlara asla yadırgamayacağız. İsteyen istediğini yapsın demişler. Ve bakın burada bence bunu da başlatan o hippie dedikleri insanların biraz ilaçlarla yaratıcılığının o 1960'larda, 70'lerde, 80'lerle geliştirip üzerine DARPA, savunma sanayisi Stanford. Bakın Stanford'ın orası o kadar ilginç bir yer ki Stanford'a bakıyorsunuz hemen solunda Sand Hill Road denen bir yer var. Bütün yatırımcılar orada. Biraz sağ tarafına bakıyorsunuz avukatlık firmaları var. Page Miller Road dedikleri. Full avukatlık yani nedir? Fikrim mi var? Yatırımı yapalım. Bir sözleşmeyi ve büyütebilecek yani legal olarak çünkü burası bir kanun devleti. Legal yani devletler eyaletleri şey yapıyor burada. Evet. Yani baştan bir şey ortaya çıkarıyor. Bir jüri bir hakim reddediyor onu. Yani ya Amerikan başkanı olarak kanunsuz nasıl bir şey yapabilirsin? Evet. Sürekli mi oluyor yani? İşte Biden bir şey yapıyor. İşte Minnesota jürisi mahkemesi reddediyor onu yani yanlış diyor yani. Hani Amerika'da bütün eyaletler birbiriyle davalı yani şey gibi bu. Bursa İstanbul'la davalı, işte Konya Kayseri ile davalı ve bunlar böyle gırtlak gırtlağa davalılar yani. Bildiğiniz iki taraf birbirine pislik yapmış yani. O Yani kadar çok, yani. o kadar kötüler yani ama yanda 50 tane de başka yerde kardeşler. Bir grup yani bu şey gibi mesela insanlar bazen diyor ya Pentagon'a baksanız Pentagon'da Türkiye'den nefret eden insan da vardır. Türkiye'yi zirveye çıkartmamız gereken diye düşünen insanlar da vardır. Yani aslında genelde konuşurken hangi Amerika, hangi Pentagon, hangi şey demek lazım yani. Evet, o zaman Bugün hangi Biden Silikon Vadisi'de diyebiliyoruz yani? evet işte şimdi Silikon Vadisi'nde bu yaratıcılık, altın bulma, büyük zenginlik. Bakın zenginlik çok önemli. Yaratıcılık bir şey üretme kültürü Stanford'ın böyle bir yapısı olmuş. Yani Stanford demiş ki zaten duvarlarında yazıyor. Bakın yarın öbür günün ürünlerini
daha düşünmemiş insanların olduğu yer yani. Daha düşünmek üzere insanlar yani. Böyle bir ekosistem kurulmuş olduğu için büyüyor. Ama o sadece gerçekten bir de takım çalışması da çok önemli Amerika'da. Çünkü yazılım takım çalışmasıdır. Yani ciddi pek çok takımı ve uzmanların bir araya gelmesi. Şimdi biz Türkiye olarak ne yapabiliriz? İşte biz ekosistem oluşturmayı pek daha bilemiyoruz. Çünkü bizde hala yeterince konularında uzmanlar yok. Yeterince güçlü gruplar yok. Türkiye'de belki birkaç grup güçlü ama Amerika'da bakıyorsun her noktada 50 tane grup var. Bu gruplar sürekli birisi öne çıkmaya başlıyor. Bir alanda diğeri öne çıkmaya başlıyor. Yani Türkiye'nin daha hani böyle zenginliği orta hal üstü birkaç tane gruba ait. Onun böyle bir yayılması lazım. En az bir 10-15 tane olması lazım ki onların rekabetinden bir şey çıkıyor olması lazım. Mesela biz drone tek insansız hava uçaklarında çok ilginç bir başarı yakalamışız. Ve bu büyüyor. Devlet, üniversite, insan, eğitim tamamen ya biz bakın bu işte iyi gidiyoruz. Bizim bir 50 tane firma çıkartmamız lazım. Bir insansız hava sistemi ekosistemi oluşturmamız lazım demeleri lazım. Ve sanayi, insanlar, yatırımcılar, gazeteler, dergiler, eğitmenler, öğrenciler dev bir ekosistem kurulması lazım. Çünkü neden? Çok basit. Türkiye'de işte kaç tane böyle insansız hava uçak firması var bilmiyorum ama ne oluyor? Oradaki İlk başarılı aklımıza gelen bir kişi Selçuk Bayraktar var. Selçuk Bayraktar var. Ya ben inanıyorum ki ona doğru bir fikirle gitse yatırımcı olur. Zaten öyle başlıyor burada. O firmadan çıkan 4 kişi gitse, başka bir drone firması kursa, savunma sanayi değil ama inşaatı verebilirler, poliste verebilirler. İşte bu bizde ama güç olduğu zaman o tek elde tutulmaya çalışılıyor. Amerika'da ise artık dersiniz başarıyı çoğaltmak, kıskançlık, bakın kıskançlık bile diyorum. Her şeyi scale etmeye çalışıyorlar. Ha birisi başardı mı? Tamam bundan 100 tane daha yapalım. 100 tane daha kazanç elde edelim. Biraz belki kazanç açgözlülüğünden de geliyor olabilir. Yoksa belki gerçekten güzel. Yani başarı her zaman Silicon Valley'de playbook deniyor buna. Oyun kitabı. Bakın çok ilginç bir isim. Evet. Valla Silikon Vadisi'ni herhalde sizin kadar bilen ikinci bir kişi olsa da sizi ikinizi birden konuştursak keşke. Ve hem Türkiye'nin görmek istediği sizin gibi kişileri hem orada hem burada ağırlasak ve konuk olarak programı alsak. Ama maalesef programımızın süresi bitti. Çok teşekkür ediyorum. Bu kadar uzaktan binlerce kilometre öteden katıldınız, zamanınızı ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'den Silikon Vadisi'ne Kaliforniya'ya selamlar. Aleykümselam. Çok teşekkürler. Evet, Sayın TRT Radyo 1 dinleyicileri, bugün de bir insan ve anlamında sonuna geldik. Bugün çok özel bir konuğumuz vardı. Amerika'dan, Kaliforniya'dan, Silikon Vadisi'nden Şahin Boytaş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir konu, yeni bir konukla tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.